Meralcim'in pastası çok güzel olmuş. Rengini mavi seçtiğini söylememiştin. Çok güzel olmuş annem, eline sağlık. Kaç katlı annem bu? 4. Yani 2 katlı bir pasta aslında. Ara katı değil yani, büyüklük küçüklük olarak. Annen neden böyle? Kolayına bak. Bu işin başa kolay mı yok? Böyle ince uzun uzun çıkarmamız böyle biraz zor. Çıkaramadın mı? Tercih etmedim. Başka türlü bu sanki. Yatırayım mı? Tamam yatırırım. Hem de çok büyük kestim şeyleri. Bir şey olmaz. Mercimeğimiz, pirincimiz, tuzumuz girdi. Şimdi patatesimizi ve soğanımızı da, patatesimizi ve havucumuzu koyduk. Soğanı kavuracağız. Kayınvalidem öyle seviyor çünkü. Soğanlarımızı kavuralım. Hadi bakalım. Bu sefer soğanlarımı kavuracağım. Pul biber koyacağım. Kuru nane koyacağım. Ama baharatlarımı çıkarmadım. Getireyim. Kuru nanem. Pul biberim. Biraz da kimyon koyacağım. Ben iri bütün olarak gördüm, bakmadım o değildir kesinlikle diye. Ya bu bütündür. Dediğim gibi o soğan çok küçük doğranmaz. Gene de küçük küçük kestim. Nasılsa blenderdan geçireceğim, hiç kalmayacak diye. Yani gene senin usulde yaptım soğan kısmını. Bir tek pul biber ve kuru nane koydum. Renk değiştirecek malzeme. Kaç tane vardı şeyin köpüğünde, tamam mı? 2 tane daha sökeyim sadece. Yok yok, kalsın. Emniyetli yerde madem. Onların içi dolar da gelir belki. Ha? Evet, çorbamız. Evet arkadaşlar, güzel yurt dönüşü size. Güzel yurt ganimetlerini göstereyim. Patlıcanlarım. 10 kök patlıcan aldım. Burada bu küçük 10 kök. Benim kıl biberlerim. Buradaki 10 kök de Charlie. Aslında 8 kök. 2 tanesini kayınvalideme verdim. 8 kök de Charlie biberim. Tatlı Charlie. Ve burada 10 liralık yani 20 tane de marulum var. Bunları da ekeceğiz. Onları da ekeceğiz. Bir de kabak ekeceğiz. Bakalım ne çıkacak en sonunda. Çok bile istemem diyor kız ama ben habire yapıyorum. Ben baban iki tane ye, bir tane sen bir tane de ben. 4 tane tost yaparım dedim. Babam 1 istedi. Sen de istemiyorsun. 2'ye düştü. Yani 2 tane tost için makine mi açılacak mı? Yani gene 2 kişi doyacağız. Önemli olan doymak. Evet. Ben domates salatalık da getireceğim. Evet arkadaşlar. Tahtanın diğer tarafını çevirdim. Kızıma dediğimi ben yapmadım yani. Aynı sucuğu kestiğim yerde domates salatalık kesmiyorum. Onlar tahtanın diğer yarısında bir taraftalar. Bu tarafta da domatesimi kesiyorum. Bir de kesse bıçak.
ezdi resmen. Sabah kahvaltı etmeden birer havuç nereden çıktı? Birer armut diyerek arabada diyerek gittik. Oraya gittiğimde kayınvalidemin doğum günüydü. Bir şeyler hazırlamıştı. Kızımın bana sürpriz pastası. Babaanne gördüğü için görmeyen ben, sürpriz bana bence. Pastasını gördüm kaynanamdan dün akşam. O halletti. Ben sadece fırınlamasına yardım ettim ama ilk tepsi çıkmadan da ayrılmıştım oradan. Pişmeden, tadına bakmadan ayrılmış oldum. Bugün yerim nasılsa kısmetim bugünmüş demiştim. Bu hikaye. Hamuru yoğurdu. Zeytinliği hazırladı. Hellimliği hazırladı. Oraya mayalanmaya koydu. Mayası gelince de beraber gelin kaynana açtık. Tepsinin içine kağıtlarımızı yaptık. Bittalarımızı. Çok da güzel oldular. Ellerine sağlık. Bugün sabah işte pastadan çok az yedim ama hellimli zeytinli ayaküstü yedim. Kahvemi içtim. Diğer işlerimi koşturdum. Hallettim çok şükür. Yarım kalan işim kalmadı. Patlıcanımı, biberimi, her şeyimi aldım geldim. Dün kızımın yaptığı pizzalardan kalmıştı. Ondan yedim. Uyudum, uyandım. Bir çorba içtik. Ye ye git işte. Şimdi tost. Azar azar yiyince insan acıkıyor tekrar işte. Şu an saat 12'yi geçti. Tostum da ısındı. Ekmekler buzlu olduğu için bekliyorum. Şöyle koyayım. Sucukları koyayım pişsin. Evet. Ekmekler çözülürken sucuklar pişecek. Şunu da üstüne çekeceğim de. Tostlarımız olsun. Ümit meyve suyu içer misin? Avşarın şeyleri var. Mangonun hastaları içer misin? Hemen ondan çıkarım. Avşarın mangon anası çok severim. Fustinin. Bunu da beğendim ama bu soda şeklinde olduğu için, asitli olduğu için ve ben asitli yemediğim için içemiyorum. Ben yine Fustinin mango ananasına devam ama eşim çok beğendi bunları. O devam edip içiyor. Kızım da çok beğendi. Ben çayımın altını yakayım. Tostumun üstüne ne isterim? Çay isterim. Bugün evde hiç kahve içmedim. Kendi güzel kahvemden de içeceğim. Onu oradan nasıl alabilirim bilmiyorum ya. Bütün gece mi yanacak? Ne oldu? Bez onun üstündeydi. O bezdir. Eridi bez. Au. Au. Tanrım. Ben de bu koku nereden geliyor? Tost makinesinden mi geliyor diyorum. Demek ki neymiş? Bezlerimizi şeyin üstüne... Ocağın üstüne koymamak evet. Lazımmış. Bir de hangi ocağı yaktığına bakmak gerekiyormuş. Su dökemem mi? Bir çatlatayım. Çip, çip. Bir şey yapamam. Şu an ocak sıcak. Tamam, tamam. Yok, tam tostu demin. Açma onu. Tost. Evi yakacak bu tost yapacağız diye. Ne kadar kötü oldu gördün mü annem ocağımız? Tost makinesini söndürdük. Bakın böyle. Oh. Tekrar yakından göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde eridi. Çok fazla eridi hem de.
Bu da Ümidinki. Bu da mango ananası. Evet arkadaşlar, bir tost uğruna. Aa! Çekiyor mu? Çok güzel. Bir tost uğruna nasıl temizledim ama ne fark ettim? Büyüyor. Büyüteceğim. Evet. Rezaleti büyüttüm ama. Şimdi. Bu bıçak. Sanki bu buradan kalktı. Ocağı kurtardım. Bezin kalanları böyle. Gerisi ha. Yoğun olan kısım. Keşke hiç ellemeseymişim. Bunlar olmayacaktı böyle o zaman. Başladınız abla. Evet, onlar çıkmıyor. Kalın olan, fazla olan kısım zaten sağa sola kayıp duruyordu. Ne yapsak? Yumuşatsak mı bir şeyle? Mesela? Hayır, yani böyle sertken kaldırıp fazlalığı alsam mı? İlaçla yumuşatsam mı? Çok seçeneğim varmış gibi davranıyorum. Orada doğrusu nedir bilmediğim için. Allah'ım. Şimdi işin ilginç yanı. Yanan bezimizle temizlik yapacağız. Ucu hemen köşesi yanmış. Bakın yanan kısma. Hemen uç köşesi bu kadarcık. Ama nasıl eridi böyle gözümün önüne, sanki tereyağı eriyor. Acaba azıcık ısıtsam? Azıcık. Kaç saniye olsun? 1, 3, 5. Neyse, hızlı çekim alalım artık. Gerçekten verilecek en güzel hediyedir. Evet, temizledim. Ama netlemedi. Gördüğünüz gibi dilimi de kestim. Çok kötü acıyor. Uf, çok geç oldu ya. 12'yi geçen bir saatte tost yersen ve bu arada da fark etmeden yanlış ocağı açarsam olacak olan bu. Ama ocağımı mis gibi yaptım. Fark ettim ki polyester, sentetik ne dersen ısıyla önce çıkıyor. Ocağı ısıttım, sildim. Bıçakla yapıyor gibiyim ama değil. Aslında bu ocakları temizlemek için jilet var. Jiletle üstüne geçiyorsunuz. Cam temizleme, detay temizlemek için jiletler olur ya. O jiletlerden ben de bıçağımı jilet gibi kullanarak kazımadım ama yani onu kaldırdım. Camı çizmedim ama kazdım. Kiri kazdım, evet. Isınınca böyle çıktı. Akide şekeri gibi çıktı. Bir ısıt, bir soğut, bir ısıt, bir soğut. Elimde sirkenin, temizlik beyaz sirkenin kapağını koparayım derken elimi kestim. Evet arkadaşlar, ben çok yoruldum. Niye? Çünkü normalde bu işi çoktan bitirmiş. Hatta bu işe hiç girişmemem. Videomu editleyip yatmam gerekiyordu. Bugün biraz erken yatacaktım. Niyetim oydu. Sahur da yok zaten, iftar da yok, oruç da yok bugünlerden. İnşallah en kısa sürede tekrar başlarım diye düşünüyorum. Ama neyse. Arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Yarınki videolarda görüşmek üzere.